Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin. Hocam sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldin. Kusura bakmayın, hoş geldiniz. Arkadaşım, toplum psikolojisi var. İşte onun doğrusu var bir de. O çok daha tatlı. Hayır, toplum psikolojisi şudur. Mesela nedir? Sen sahneye bunu çıkınca evet. Biri alkışlıyorsa öteki de ulan ben de alkışlayayım herhalde bir şey var deyip sonra alkış büyüyor. Büyüyor, inyanalı gibi. Yani mesela biri çıksa senin ağzını burnunu kırsa herkes vurmaya başlar sana. Evet. Psikoloji bu. Yani ulan ayaklarım da yerden kesilsin falan kafalarına gitme. Evet. Anladın mı bir şey? Anlamadın değil mi? Evet hocam. Hazır hissediyoruz kendimizi. Tamam şey... Evet. Peki dışarıda da böyle toplum psikolojisi oluyor mu sana? Yurt dışında mı? Hayır hayır. Şeyde... sahnenin dışında. Hangi taraf? Bu tarafa doğru mu? Ya buralarda değil işte. Sen evinin oralarında falan. Evinin oraları? Evet. Selami Çeşme'den şeye doğru, ikinci ortaya doğru böyle yürüyorsun. Yolda yürürken mesela adam biri görüyor seni, ne yapıyor sana? Böyle sağa çekiliyor, geçeyim diye. Ne yapacaksın? Çünkü yani sağdan gidiş, sağdan geliş olduğu için... Sen mal gibi tabii üstüne yürürsen, sen yürürken sağdan yürürsen adam da çekilmez. Hayır, adam düşünerek geldiği için yolun neresinde olduğunu kestirememiş. Ben sağdan geliyorum. O ya kaldı... Düşünen adamı nereden buldun ki şimdi mahallede? Bütün sanat kitaplarında var o. Hayır, hayır. Sen... Sizin oraya gelmedi o. Sağdan mahallede niye buluyorsun onu? Nerede oturuyorsam artık, düşünen adam bizim orada. Arkadaşım sen mesela çok yolda var. Yürürken mesela... Yol. Bakkala gir. Yolda yürürken bakkala yürüdün diyelim. İşte bu toplumsal bir olay. Arkadaşım yolda yürü, seyirci bir susun. Evet, yolda yürüyorum. Bakkala yürü. Ha bakkala girdiğince ben ağzımı burnumu... Evet. Hayır, yolda yürürken bakkala yürüyorsun ya. Yürüyorum. Bakkal seni görünce mesela ne yapıyor? Çok utanıyor çünkü yolun ortasına bakkal yaptığı için. Hayır, hayır. Çünkü yolda yürürken bakkala giriyorsun. Ulan onda... yolda yürürken yürü. Kıvrılıp da gir bakkala. Ne yapalım? Bir şekilde bakkala sok kendini. Ben önemli olan bakkalla senin arandaki ilişki. Yolla bakkalın arasındaki değil. O değil. Onu nasıl halletmişlerdir imardan. Nasıl o değil? Lan bakkala girdin. Bakkal seni gördü. Ne yapmak istiyor sana? Bir mamul satman dışında bir fikri varsa problemli bir... Yani bir şey... Arkadaşım artık sen tanınıyorsun ya. O anlamda söylüyorum. Ha, mesela daha... bakkal seni görünce ne yapıyor? İşte fiyatları değiştiriyor, daha pahalı yapıyor. Hayır! Hayır arkadaşım ya. Ya sen şimdi, ben senin mesela meşhur olduğuna inanmıyordum, bugün inandım. Dedim ki tanınıyor bu çocuk. Niye? Çünkü Kenan Erçetin göz geldi. İşte ben diğer olayları da oraya bağlamaya... O geldiyse tamam, sen artık tanınıyorsun demektir. Estağfurullah. Evet. Şimdi İndirimli sana... İndirimli haftaya girdik, ondan olabilir. Bak kimse gülmedi. Şaka değil, çok gerçekçi bir şey. Bakkal sana ne yapmak istiyor? Orada kaldık. Hoş geldin, merhabalar. Ne hayır! Ya? Bakkal seni gördüğü gibi tezgahın üstünden atlayıp... ...arkadaşım bir fotoğraf çektirelim demiyor mu? Hayır. Niye? Selfie yapalım mı diyor. Şimdi artık öbürü out. Selfie. Niye? Olmaz. Sen... Selfie için senin tezgah arkasına geçmen gerekir. Bu da sakıncalı bir durum. Star adam... Bu nasıl bir tezgah bu? Ben... Seyirci, pislik yapma. Benim kafamda sizinki gibi kötü düşünceler yok. Hiç yok ya. Arkadaşım! Evet? Ağzını burnunu yamultma. Benimle konuşurken adam gibi konuş.
Meşhur oldun dedik de hemen havalara girme. Öyle bir saattir tezgahın arkasını çekmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu böyle meşhurluğu anlamadım ki. Arkadaşım, sen meşhur bir insan olarak tezgahın arkasına gitmeyeceksin. Sen olduğun yerde çakılı duracaksın. Fotoğraf çekilebilir miyiz dediklerinde tabii ki diyeceksin. Ama hareket bile etmeyecek. Adam kendi kafasını senin... Bak Barış bir gel. Ama tezgah ol. Bak şimdi sen Barış tezgahın arkasına geç. Göster tezgahını Barış. Gördün büyük, mü? Büyük geçmiş olsun. Ha tezgah o. Pislik! Aa, ben komple dükkan o kadar sandım. O yüzden. Yani küçük bir dükkan herhalde dedim. Büyütecek ileride diye. Barış, tezgahın arkasındasın. Bak bizim salak girdi. Gir sen bakkaldan içeri. Kolay gelsin. Gördün. Atla Barış. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tezgahı kırdın. Büyük geçmiş olsun tezgah. Hayır. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz de Barış. Sen de arkadaşım tamam de. Ama tamam dediğin pozisyondan hiç bozma. Evet. De tamam. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Fotoğraf mı? Onun makinesi daha yapılmadı ya. Arkadaşım! Evet. Ben bakkalı da deniyorum. Benim lafımı... Alıp yanlış yerlere yormayayım. Evet. Hazır hissediyorum. Şu an hazır hissediyorum. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Siz çok meşhur bir salaksınız. Onayla çocuğu. Hayır. Ulan. Şeyle, hareketinle onayla çocuğu. Hayır, öyle. Bizim mahallede böyleydi, onay. Arkadaşım, hazır gözlerin, bak üst göz kapağın, alt göz kapağına değecek, kirpikler birbirinin arasına geçecek. Evet, bunu ağır yapacaksın ki çocuk anla. Hızlı yaparsan gözünü kırptın, korktun sanar. Onaylamak ağırdır, anladın? Ya, ikinci kattan birinci kata iniyor gibi. Hissettin mi? Barış, söylüyoruz, evet. Abi fotoğraf çekilebilir miyiz ya? Ne yapıyorsun? Bu biraz şey, alkollü bu. Arkadaşım ya. Geç idrak ediyor. Arkadaşım, yapma. Seninkisi şey, bakkala iş atıyor gibi oluyor. Böyle bir iş atış var mı ya? Arkadaşım bak, insin ama normalin yarım katı hızla insin. Tamam, normalin 1/2'si. Onu anladım canım, o hesapları biliyor. Tamam. Normalin 5/4'ü lan. Ne normalin 5/4'ü? Yavrum, bir tane çikolata alacağım ya. Hayır. Ha, bunu siz, pardon, ben bakkal bana hesap soruyor sanırım. Bazıları işin içinden çıkamıyor ya, bakkal hesabı derler ya. Arkadaş. Dükkanın 5/4'ü amcamın, geri kalanın teyzenin. Barış, geç yerine. Evet, çık. Güldürtme beni. Neyse, sonra alırım. Hayır, dur, bitti, bakkal makkal yok. Benim bütün karizmamı dağıtıyorsun. Ne oldu bakkala? Gitti, yok. Ya, çünkü sen... zaten burada olmayı hak etmemiş. Arkadaşım, sen müşteri olmayı beceremedin. Meşhur olmayı da beceremiyorsun. Ya ben dükkandan içeri girdim, o satamadı. Ulan sen dükkandan içeriye girdiğin anda kafan fotoğraf çekilecek pozisyonda durmalı. Niye ya? Ben meşhursun sen, kamu malısın. Ben çikolata yiyemeyeceğim mi? Yiyemeyeceksin. Sen çorba içerken kaşıkla ağzının arasına defter sokan kızın defterini imzalayacaksın bundan sonra. İşte bu kontrollere gitmiyor. Arkadaşım. Hazır. Evet, çağır Mini. Aa, huzurlarınızda Minik. Suzan, buna bir evde kalmış peruğu getirsene. Ah, sana çok yakışıyor peruk. Hayır. Smokinliye tak. Evet. O smokinli değil, o kuyruklu. Smokinli sensin. O kuyruklu smokin. Kuyruklu smokin mi dedim? Sadece smokin dedim. Ama fra öğrenmeyelim, olur mu? O bizi çünkü rahatsız eder. Fran kim? Franco Nero, eski sinema oyuncularından. Evet, sen de ceketini çıkar, kravatını çıkar. Sen de ceketini çıkar. Sen müzisyen. De dediğinize göre sen peruğu tak, sen de ceketini çıkar. Türk hayır. Güzelliği. Sen de ceketini çıkar. Sen de ceketini çıkar. Hayır, sen ceketini çıkar. Ha, sen ceketini çıkar, benim. Sen de ceketini çıkar o. Suzan, buna bir peruk getir, sen de ceketini çıkar. Seviyorum. En dar peruğu getir Suzan. Arkadaşım. Peruğa kafanda itiraz etme.
Evet Suzan, böyle iyi, tamam kalsın, tamam. Harika. Evet, çıkarsana ceketini. Başka ceket verin prodüksiyon. Kravatını da çıkarsın. Kravat yok, papyon. Kravatı ceketin cebine koy. Papyon. Kaybolmasın. Müzisyen sen ne çalıyorsun? İnatla öğrenmiyor, papyon. Kravat. Ne çalıyorsun müzisyen? Onu demiyorum. Müzisyen, ben sana ne çalacağım pozisyonunu söyledim mi sana? He? Üstüne çıkıyorsun. Bak adamın tipine. Bu adamın tipinde böyle bir müzik tipi var mı? Ben o bakkalın sahibiyim. Hayır. Bunun tipine göre müzik çal. Evet, prodüksiyon ceket versene şuna. Masa sandalye de vermeyin. Bence bir kararlı gelseniz bir gün. Bir anne bul kendine. Bir tane anne rica edeyim. Buyurun efendim. Annen olacak, yaşlı olsun. Abla siz benden küçüksünüz ya. He? Ben de. Ne diyor? Annemle aynı gün doğmuşuz. Ne dedi abla, ne dedi? Esra hiçbir şey demedi. Orayı söyleyeyim. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Esra. Esra Hanım, hoş geldiniz. Hanımefendi, 18 yaşında çocuk yapsanız bile olmaz yani. Sizin yaş kaçtı? 17 yaşında çocuğum var diyor. Orada ikisi de. Vallahi mi? Allah bağışlasın. Merhaba. Kim o? Aleyna ve Tuğba. Ha canım. Annesiniz. Geçin yerinize. İsminiz ne? Esra. Tamam. Suzan Hanım, geçin yerinize. Suzan Hanım, yerinize geçin. Esra. Esra. Kim Esra? Esra Hanım. Tamam, ne yapalım? Suzan nereden çıktı? Ya ne fark eder? İkisi de isim. Ben cennete gideceğim değil mi ya? Arkadaşım! Evet, hazır hissediyoruz. Suzan Hanım, evet. Neredesiniz? Hayır. Banyodasın, tıraş oluyorsun. Alnını tıraş ediyorsun. Ilgaz, o ceketle kravat inşallah... Alnını tıraş ediyorsun. Hayır! Aynaya bakarak alnını tıraş ediyorsun. Ve o sırada da çok eski bir şarkı söylüyorsun. Ya ceketle tıraş olunur mu? Ceketi bacağının arasına al. Daha ceketi giymemişsin. Bacağının arasında tutuyorsun. Bu askıda değil ama. İlla buraya sokuştur, öyle tıraş olur. Evet. Anladım, tamam. Tamam. Ya da antrede mi oluyorum tıraşı? Hayır. Lavaboda oluyorsun. Tamam. Evet. Ne yapıyorsun? Çok eski bir şey. İlk şarkılardan. Arkadaşım, doğmayın da bir şarkı söyle. Yani telif mevlit mevzuna girmeyelim. İşte, kimin yazdığı belli değil. Ama onda Türk sanat müziği sınırları yok. Önce kuru kuru tıraş olunur mu? Alnını şey yapacaksın. Pütür pütür yapacaksın. Orayı önce şey yap. Ne yapayım? Fırçala. Önce özel kremlerim. Hayır, fırçalasana. Orandan kıl çıkıyor senin. Benim başıma ne gelmiş? Yani... Arkadaşım, işte, evet, işte bu. Al usturayı. Oo, harbi ustura mı, çakma ustura mı? Ben ne bileyim arkadaşım, hiç tıraş olmadım, evet. Harbi ustura. Evet, annesi. Gelin kapıya. Oğlum, 3 saat oldu, 3 saat deyin, evet. Oğlum, 3 saat oldu, 3. Kestik. Suzan bu mu? Ah! Ne oldu? Kestik dediniz mi? Hayır ulan! Suzan'a dedim. Suzan kesiyor. Yok. Suzan, sen onun annesi değil misin? Niye alkışlıyorsun tuvalette adamı? Yıllardır yapamıyorum. Alışamadım. Aile benim adıma mutlu. Suzan, adam banyoda. Sen banyoya gireceksin, sabahtan beri giremiyorsun. Evet, gel kapının önüne ve anne sesiyle, bağırarak sertçe. Evet, evde kalmış zaten başına senin, evet. Ne diyeceğim? Ya ne dersen de işte, vur kapıyı, bağır. Oğlum. Anne. 3 saat oldu, çık artık. Son 1,5. Son ne? Sonra annemi kesiyor muyum? Suzan, sen gülme. Ne sallanıyorsun sen? Ya gülme. Sen gülme. Bak tamam, şimdi Suzan, tamam, ben sana söylüyorum. Tamam, arkadaşım. Tamam. Suzan, diyorsun ki 3 saattir banyoda ne yapıyor olabilirsin? Evet, buyurun. 3 saattir banyoda... Ya ben böyle mi söyledim? Daha yüksek. Sen hiç kocana bağırmadın mı? Kocam yok benim. Dur, bugün ayarlayacağız hep. Nasıl bir gün bu ya? Evet, Suzan, de ki, sen tuvalette 3 saattir ne yapıyor olabilirsin? Zaten 3 saat oldu. Ay, birazdan çıkıyorum.
Sen 3 saattir banyoda ne yapıyorsun? Ne oldu? Kestik ya, bıkmış adam. Arkadaşım! Bunu tuvalette hiç arayıp soran yok. Bıkmış adam. Arkadaşım yapma şunu ya. Sen lavabonun önüne geçsene. Lavabo mu? Evet. Lavabo. Evet. Tıraş olurken öbür elinin parmağıyla da su akmasın diye deliği kapat. Pardon. Pardon, özür diliyorum. Orayı yok. Orayı yaşamadık. Ulan su nereden akıyor? Yuttuysam işte. Yutar yutmaz çıkıyor mu? Hortumla mı bağlısın sen ağzından? Bende köpek bağırsağı var. Arkadaşım! Şey, lan musluğa parmağını soksana su akmasın diye. Niye kapamıyorum da böyle yapıyorum? Ya ben böyle istiyorum, sana ne? Ya sizin sıkıntınız nedir? Ulan sinematografik! Netronik! Sinematografik, sonra parmağını su içeri çekecek, sen onu çıkarken plop diye bir ses çıkacak. Filmin ana teması bu. Ha, oyuncu Trişka da, bütün onda... Evet, yürü. Yürüsene, şu susa, sen değil. Ya ne olur bir şey, müzisyen, nereye bakıyorsun? Oğlum, dünya umurunda değil ya. Adam banyoda su akıtıyor boşa. Su akma müziği. Hayır, akan suya parmağımı koydum, tıkadım müziği. Özür diliyorum, buraya atladım. İşte tecrübe farksız. Ve ayrıca da şu anne bir bağırsa müziği. 3 saattir banyoda ne yapıyorsun? Ya anneciğim tıraş oluyorum, 2 dakika daha bekle, çıkıyorum. Ne tıraşı lan? Vücudunu mu tıraşlıyorsun, sor. Ne tıraşı, vücudunu mu tıraşlıyorsun? Hayır, biraz biliyorsun, alnım geniş, ondan mütevellit biraz uzun sürüyor. Senin bu evden artık gitmen lazım, buna bağlı olayı. Senin bu evden artık gitmen gerekiyor. Bence senin gitmen gerekiyor. Arkadaşım, evet. Sen sümsüksün. Sen anne kuzususun. Haklısın, hemen çıkıyorum. Niye bunu tıkadıysam şimdi kapadım. Çünkü orası sıcak taraf, soğuk. Çık annene, hemen hemen annene şey yap. Şirinlik hareketler yap. Seni bırakıp da nereleri... Ne oldu? Dışarıdan kitlemiş annem. Kapının içine girdi annem. Ne yapıyorsun Suzan? Yakasını düzelttim. Sana ne? Allah Allah. O zaman evet. Boz. Çok özür diliyorum. Geç kaldım ama bugün işe gittim. Annene şirinlikler yap önce. Kız ne çok tatlısın sen. Ben seni bırakıp nerelere giderim? Kız beni evlenir miyim? Ben seni bırakıp nerelere giderim? Gitmiyorum. Çay içelim diye giyindim böyle. Kahvaltı hazır mı kız? Sor. Kahvaltı hazır mı? Yok. Tamam, sağ ol. Arkadaşım! Suzan söyledi ki... Az önce kim aradı bil bakalım. Az önce kim aradı bil bakalım. Bilmiyorum kim, gizli kimse duymasın. Ya, söyle kız sesini çıkar. Melahat ablan aradı. Söyle. Melahat ablan aradı. Giderek böyle kaçıyorsun. Evet. Tipik hastalıktır o. Yavaş gittin herkes gider içeri. Hiç korkmaya gerek yok. Herkes bizden akrabayız. Melahat ablan aradı. Melahat abla mı? Evet. O kim ya, tanımıyorum onu. Arkadaşım. Ah be Melahat abla, bana gene ah kız mı Melahat buldu? Ah be Melahat abla, hastayım ona ya. Hayır hayır. Ha. Melahat abla bana bir kız mı buldu gene? Melahat hadi. Abla o kaybolan kızı mı buldu? Ne yaptı? Hayır. Ben bir kız mı kaybolan? Sana kız bulacak Melahat abla. Bana kız bulacaktı, sana niye buldu ya? Ne saçma oldu ya? Hayır. Evet. Melahat abla bana gene kız mı buldu? Hadi. Hadi. Melahat abla yine bana kız mı buldu? Evet. Yok istemiyorum ben. Arkadaşım. Annesi de ki, bir görmende fayda var. Sarışın, mavi gözlü, anlat. Bir görmende fayda var. Yapma ya. Sarışın, mavi gözlü. Ya. Uzun boylu. Uzun boylu. Evet. Sırma saçlı. 90-60-90. Telefonu mu? Ölçüsü. Ah. Sülün ya, gibi de. Söyle. Sülün, sülün. Bacak 1.15. Bu erkekler arasında bir şeydir. Siz söyleyin, herkes anlar. Bacak 1.15. İnşallah ikisi beraber aynı. Çünkü teki saçma olur. Yani iş çıkaracak bana demektir. Lan iki bacak diyor. Ne oldu ya? Biri 1.15, biri 1.18 olur mu? Kim bilir? Belki kaldırımda duruyor. Ne var ya? Böyle bir tip olabilir. Arkadaşım yapma ne olursun. Tamam. Sen sümsüksün. Evet. Sümsük. Çok, ay çok sevindim şu an ya. Ne zaman görebilirim? Evet, önce kızı hemen ara cebinden, ver çocuğa, kız ceple konuştun. Yok, komple cebinden değil, telefonum. Cebimdeydin. Bir konuşsan kızla istersen. Önce Melahat ablayla konuşacaksın. Heh, onu... Sen ver ona, Tolga konuşur. Tolga. Telefonu hep ezdin ama ya.
Alo, sümsüksün. Sümsüksün lan sen. Hayır, hayır. Arkadaşım sümsüksün, sümsük konuş. Ha. Bilhat teyzeciğim, arzu hürmet ederim, ellerinizden buz ederim falan öyle. Adı neydi teyzenin? Melahat. Melahat. Çalıyor. Bu kadın sürekli çalıyor ya. Güzel konuş. Ah, Melahat. Alo. Melahat teyze nasılsınız? İyiyim yavrum kuzum. Terledim, terledim. Yormayayım, hadi kapayım sonra ararım. Hayır. Melahat teyze bir kız varmış de. Melahat teyze ama bir kız... şey utanarak, çekinerek. Melahat teyze bir kız varmış, hala duruyor mu? Arkadaşım. Lan çok utangaçsın. Utana sıkıla zor mevzuyu açıyorsun. Melahat teyze çok utangaçsın. Bu konuyu hiç açamıyorsun. Arkadaşım sen utangaçsın. Sen utangaçsın diyorum, dinlemiyorsun ulan beni. Ulan Melahat bütün mahalleyi evlendirmiş. Utangaç. Utangaç olan sensin. Benim. Evet. Evet. Melahat teyze. Ha yavrum. Şarj bitiyor. Birazdan arayacağım. Arkadaşım. Aman be. Melahat teyze. Yavrum. Çok rahatsız ediyorum. Muhittin ben. Biliyorum. Oh bir görsen Muhittin. Annemin çok yakın arkadaşısınız. Kapatayım mı? Arkadaşım. Allah kahretsin. Ne olur i̇nşallah, yapma. İnşallah. Lütfen. Ben de kendimle ilgili artık onu düşünüyorum. Lütfen. Evet. Melahat oradan teyze... alıyoruz. Melahat teyze. Melahat teyze siz durun, ben oradan alacağım. Hayır hayır. Oğlum bir görsen. Evet. Bir görsen. Annem biraz bahsetti, çok heyecanlandım. Tam benim aradığım özellik. En çok neye heyecanlandın? Ben konuşurken sözümü kesme. Ağzını burada kaldı. Arkadaşım. Yaşına başına hürmet ettim lan. Yeter bu karıyı bu kadar çekemem. Arkadaşım. Dayanamadım ya. Arkadaşım ne olur ya. Evet. Ne olursun. Evet. Al şunu, evet. Annenden utanarak salonda camdan sarkarak konuşuyorsun. Sok şunu kulağına! Parça parça. Hayır arkadaşım, konuş telefonla. Aa, Melahat camdan teyze... sark, annenden utanıyorsun. İyice aşağı sark, aşağı. Melahat teyze, o kızı başkasıyla tanıştırın çünkü ben öleceğim birazdan. Arkadaşım! Annene, annen görmesin, iyice sark. Annesi sen de arkadan gelip dinliyorsun. Sen camdan sarkıyorsun, sark aşağı. Anne arkadan dayan, sen de ona dinle. İyice yaslan ki beraber... Melahat teyze. Yavrum sesine ne oldu? Seninkine ne oldu? Demin farklıydı kız. Melahat teyzeciğim, yani çok öz... Kapıyorum, ev sahibi geldi. Arkadaşım lütfen. Suzan yeter. Sok içine mendili git. Evet. Rahatsız ettik sizi bu saatte. Annenden de rahatsız oluyorsun. İttir arada anneni. Anne bir dakika, bir şey konuşuyorum. Tamam, belki tamam, seni duymaman tamam, gereken tamam, bir şey. Tamam. Melahat teyze, şimdi annem biraz kızdan bahsetti. Annen duyuyor. Annen duyuyor Melahat teyze. Senin annen duyuyor. Anneni ittirsene. Kalçanla anne, ittir. Anne lütfen ya, anne lütfen. Kalçayla oraya alma anneyi. Kalçayla şey yap kendine, markaj yap. Melahat teyze bir dakika, çözmem gereken bir sıkıntı var. Suzan ne yapıyorsun? İt. Bütün Suzanlardan bu çektiğim nedir ya? Suzan adamı aldın bu tarafa koydun. Melahat teyze, annem biraz bahsetti. Tanıştıracağınız kız galiba tam bana göreymiş. Çok merak... Anne lütfen bir şey konuşuyorum ama biraz saygı ya. Tam bana göreymiş. Ne zaman... Dur kızı veriyorum. Ezgi. Ezgi oradan telefonla konuş. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ezgi yumuşak değilsin, terssin, mutsuzsun. Karamsarsın, kötümsersin. Sen hele bir nasılsam nasılım? Çok zarifsiniz. Çok memnun oldum. Muhittin ben... Değiştiriyor sürekli. İsminiz nedir? Ne yapacaksın ismimi? İsmimi ne yapacaksın? Beğenirsem çocuğuma koyacağım. Manyak olur. Ne saçma bir insan ya. Bunu mu... Kıza adres ver. Kıza adres ver. De ki, çok terssiniz ama ben sizi açarım de. Evet. Yani beklediğim kadar aslında bu konuda işbirliği yapmıyorsunuz. Anne lütfen, çok ayıp. Beklediğim kadar işbirliği yapmıyorsunuz ama ben yine de sizinle tanışmak istiyorum. Belki birbirimizi tanırsak daha samimi bir ortam yaratabiliriz. Ne samimiyeti be? Anne... Ne samimiyeti? Of, daraldım. Bırak, bırak bunu. Adres ver hemen kıza. Adres ver.
Beşiktaş iskelesinden suya doğru dümdüz gidiyorsun. Bu nasıl bir insan ya? Neyse tamam, ver kıza adresi. Suzan'ı alkışlarla yerine gönderin, Esra'yı. Evet, prodüksiyon hemen şey koy. Masa sandalye koy hemen. O zaman adresi veriyorum. Dinliyorum. İlerideki halk ekmekten, neredeyse artık ileride. İlerideki halk ekmekten düz gidin. Sonra aklınıza ekmek almak gelsin, geri dönün. Rica ederim. Çok terliyim de sizi... Aman dikkat edin. Allah sabır versin. Kız. Konuşsana. Konuşurken bir yandan da telefonla çık evden. Ha, o zaman halk ekmekten düz gidiyorsunuz. Evet. Ha, halk ekmekten düz gidiyorsunuz. Yaklaşık 200 metre sonra orada bir tane gazete bayi var. Evet. İşte o gazete bayini geçtikten sonra ilk sola sapıyorsunuz. Matbaanın oraya geliyorsunuz. Beyefendi, daha merkezi bir yerde buluşalım. Ne anlatıyorsunuz bana? Matbaanın göbeğinde buluşacağız. Tam merkez. Arkadaşım, Ezgi sen oradan çık gel. Birbirinizi bulamayın sahnede. Sen ona tarif et kendini. O da seni bulmaya çalışsın. Alo. Alo. Ezgi, telefon nerede? Kulaklığım var. Telefon cebimde. Peki. O rahatsız ederse al Bluetooth. Alo. Alo. Aa, iyi akşamlar. Gece oldu çünkü buluşana kadar, o yüzden. Neredesin? Şimdi ben şu an o şeye doğru yürüyorum, fabrikaya doğru. Fabrikaya doğru mu? Ben seni görüyorum işte. Tamam. Hayır, görmüyorsun. Görmüyorsun. Tamam. Sen de ki, ben şu anda senin tam solunun solundayım de. O da sana nasıl geleceğini tarif etsin. Ben onu görüyorum o zaman. Solunun solunda olduğunu biliyorsam. Hayır, görmüyorsun ya. Hissediyorum o Hissediyorsun, zaman. Hissediyorsun, evet. Şu an hissediyorum. Solunun solundayım. Hadi gel bana doğru. Nereye? Ne oluyor? Şarj aleti alıp gelecektim. Arkadaşım, ne olur şu dükkanın adını söyle, kıza gelsin. Veysel'in shop dükkanı. Hayır! Ezgi, cevap versene, sen mütasip bir kızsın. Yok, oradaki şarjlar uyuyor da telefona. Tamam, biliyorum, biliyorum. Hangi şarjlar biliyorum lan? Tamam, biz bağladık konuyu. Evet Ezgi, gel 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 gel, tam dükkanın önüne gel. Arkana dön, ikiniz de arkanızı dönün. Arka arka birbirinize çarpacaksınız tarif ederken. Ay Allah, beni nasıl göremezsin? İnanılmaz kaslı, müthiş... Ay. Şimdi tanımayın birbirinize, çıkışın ikiniz de. Beyefendi, dikkat etsenize. Tamam, özür diliyorum. Çıkışsana kadına. Ben öyle bir... Telefonda biriyle buluşacağım, iki saattir onunla şey, kavga edin önce. Telefonda biriyle buluşacağım hanımefendi, onun için şey yapıyorum. Tamam, o benim, duyuyorum şu anda sizi. Öyle mi? Siz beni duymuyor musunuz? Ben şu an siz şey yapınca, merhabalar Muhittin. Merhabalar. Ben, nasılsınız? Teşekkürler. Melahat teyzem... Evet, Melahat teyzenin kızı. Çok, çok mutlu. Merhabalar. Merhabalar. Ayşe. Şurada şurada bir şeyler içeyim. Arkadaşlar! Pardon. De ki, hemen otur yanlışlıkla, telaşla. Sonra de ki, ay önce sizi oturtmam lazım. O zaman böyle buyurun. Aa, çok özür diliyorum. Tam kız otururken, kız dizlerini kırdığında sandalyeyi dizinin arkasından vurdur, sandalyeye düşürt kızı. Kızın altında etek olduğunu unutayım tamamen. Hayır, hayır. Hani normalde erkekler öyle yaparlar ya, kız tam oturacak gibi yaparken dizin arkasından vurdurup sandalyeye oturttururlar ya. Böyle psikopat. Hangi ayı şey bunu yapıyor da biz yakalayamamışız bir belgeselde? Arkadaşım, ben bütün filmlerde görüyorum, öyle oluyor. O altyazılı olan mı yoksa... Arkadaşım, evet. Buyurun, buyurun, buyurun de. Buyurun. Önce sandalyeyi kendine çek. Teşekkür buyurun. Ederim, tamam. Sağ olun. Hayır, ne yapıyorsun? Aa, özür diliyorum. Ne yapacağım? Ne benim... yapıyorsun? Kızın dizine vurup oturtuyorum işte. Hayır ulan, sandalyeyi vuracaksın oraya. Ha, pardon. Buyurun, hoş geldin, buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Öyle değil arkadaşım, onu böyle... olduğu şekline ittirirsen o zaten kendinden oraya deyip kız kendiliğinden oturacak zaten. Danışmanın heyecanından şey yaptım, şu an kavradım, şu an evet. Kavradım. Hoş çek geldiniz. Şimdi geri. Teşekkürler, sağ olun. Ben de yedirttim de. Ödül bitirdin. Anlamış, anlamadım. Ama peki, söyle, sandalyeyi diz arkanıza ben de yedirttim. Sandalyeyi diz arkanıza ben de yedirttim. Evet, çok büyük iş yaptın değil mi? Otur. Aferin sana. Masayla da vurabilirim istersen. Arkadaşım! Annem hep çalıştırdı bunu. Arkadaşım, sandalyenin ucuna otur. O kadar ucuna otur ki.
Oraya ucuna değil, oturak ucuna otur. Ne oldu, rahatsız oldunuz sanki? Yok estağfurullah. Şöyle rahat otursanıza. Kibarlıktan de arkadaşım. Kibarlıktan işte. Ay yerim senin kibarlığını. Ben bir Melahat teyzemi arayabilir miyim? Hayır, garson çağır. Hemen sahneye bir garson al. Bir tane gerçek garson. Ay sahneye birini al. Ha. Gel abicim, gel, gel. Hanginiz kavga edin, dövüşen kazansın. Bugün öyle bir gün. Hazır çıktı adam. Abi hoş gel. İsminiz ne? Yiğit. Yiğit, hoş geldin abi. Kaç evet, tak Yiğit'e. 18 maşallah. Yiğit, sen de şovmen bir garsonsun. Tamam. Sen gel arkadaşıma siparişi alırken kulağına eğil de ki abi kız sana göre değil de. 3, 2, 1 buyurun. Gel Yiğit. Nereden anladın? Sen nereden duydun? İyidir kulaklarım. Kadın komple kulak ya. Yiğit gözlüğünü niye çıkardın? Kadını daha iyi görebileyim diye. Evet Yiğit gel siparişinizi alın. Elindeki ne Yiğit? Neyi tutuyorsun havada? O şoptan geliyor. Arkadaşım. Süvenir getirmiş. Ya yapma şunu ne olursun ya. İlk defa geliyor. Muhtemelen o elinde havaya doğru havluyu tutuyordur. Ha işte. Her şey benim yoluma çıkar. Rahat ol. Yiğit, gel kaçarsan. Önünde bir hareket yap arkadaşımın ve siparişi sor. Merhabalar, siparişinizi alabilir miyim? Bir hareket yapsana önce. İçinden yaptı onu, ben hissettim. Yap hareketini. Arkadaşım çok kibarsın. Kalk ayağa, dört parmağını diğer dört parmağına değdirerek çocuğa sipariş ver. Altı parmak daha istiyorum. Hayır. Altı kapamak istiyorum şurayı. Hep açık kalıyor. Ne isim? Böyle niye veriyorum? Ah merhabalar. Değdirerek. Her cümle şey kelimende evet. Değdir. Evet. Merhabalar. Şimdi ilk müşterimiziz galiba bugün. Çok güzel bir yere benziyor. Hanımefendiyle özel bir... Ezgi. Of diye iş geçir evet, konuşurken. Evet. Of. Of. Hanımefendinin mesaiye yetişmesi lazım. Hemen bir şey yiyip çıkacağız. Böyle güzel bize... Menü getirsin önce. Bir görelim ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Evet. Bir de küçük satır. Birinci satır olsa yeter. Ezgi daha büyük of diyeceksin. Evet arkadaşım ver siparişi, evet. Sor. O zaman... Of! Fena oldum bir anda. Hanımefendi mal müdürlüğünde çalışıyor. Arkadaşım! Evet. O zaman hangisini... Ezgi sipariş verdiği anda daha büyük. Evet buyurun. O zaman isterseniz ne yapalım? Kazan dibi. Ay! Yok komple kazanı getir. Dibimi bir olmaz. Komple kazanı dibini biz of, of. Ben ilk buluşma olduğu için gözünü boyamak istiyorum. Komple kazanı getir bize. Kazanı getir, yapanı da getir. Kazanı yapanı, tatlıyı değil. Yiğit ne saçma bir sipariş. Manyak mısınız beyefendi diye. Evet başla. Beyefendi manyak mısınız? Doğru kardeş. Geç hele. Ablan parçalar seni. Ezgi sen gir devreye. Bir sipariş veremedin sürpükle. Aman bir sipariş veremedin. Yok zaten iki sipariş veriyorum şu an. O yüzden sıkıntı o. Bir sipariş olsa çoktan bitmişti. Sen ver Ezgi. Gel lan buraya da çek çocuğu. Gel buraya. Buraya gel. Buyurun. Kazan dibi. Sen benim göğsüme mi bakıyorsun diye çocuğa çıkış. Sen benim gözüme mi bakıyorsun? Göğsüme bakacaksın gözüme değil. Hayır hayır Ezgi sen. Hadi hayırlı işler. Gel buraya. Üstü kalsın. Buraya gel. Üstü kalsın altına bak. Arkadaşım buraya gel çabuk. Sapık Ezgi. Efendim. Manyak mısın? Evet. Burada. Ezgi. Efendim. Sen benim nereme bakıyorsun diye çocuğu silkeleyeceksin. Arkadaşım sen de araya girmeye çalışıp dayağı sen yiyeceksin. Evet 3-2-1 buyurun. Ki tabii iyi bir şey gelir mi başıma? Sen benim nereme bakıyorsun? Sen benim nereme bakıyorsun? Gir araya ye dayağı. Nereye bakıyorsun? İstirham ediyorum bir dakika. Ezgi girişsene. Yanlışlıkla Tolga'ya vur devamlı. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun kafasına sen? Kafasına vur. Ha? Nereye bakıyorsun sen? Ay vuramadım yazık kafaya vurulması sinir bozucu. Normalde tekmeliyordun bugün ne o oldu? O başka kafa sinir bozar. Ezgi şey yap diz vur falan tamam mı? Evet. Tabii tabii. Sen nereye vuruyorsun? Ha? Ne? Nereye vuruyorsun? Bana şu bakıyorsun. Kazanı getir kazanı getir bana çabuk nereye kazanı bakıyorsun? Getir bana. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun?
Dur, 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 dur. Tatlı kalsın, bana bir çatal getir. Benimki kırıldı çünkü. Buz getir. Ne yapacaksın buzu? Ay koyacağız. Nereye koyacaksın? Çatal diyor adam. Morar mısın? Orada durur mu buz? Durur. Tersambaç yapacağız da. Arkadaşım ağlamaya başla. Çatalı mı ya? Hayır, öyle ağlama. Evet. De ki ben neyin içine düştüm? Ben halbuki... Ben neyin içine düştüm? Ne? Hayır, hayır. Ben buraya izdivaç için gelmiştim. Ha. Ben ne işine düştüm? Ben buraya izdivaç için tamam, yepyeni bir insan tanıyayım diye geldim. Haklısınız. Şu yaşadığımı... Ezgi da... sertsin, hiç yumuşama. Ha. Ben bunu layık görecek bir insan mıyım? İstirham sana ediyorum. Sana bir şey yapmadım canım. Elini kanadın lan! Sen sümsüksün! Ben sümsüksün be. Hayır ulan ben sen! Ben sümsüğüm, hatırladım. Hatırladım. Ben bunu hak edecek bir şey yaptım mı size ya? Hayır Ezgi, canım. Ezgi üste çık Ezgi! Hayır hayır öyle değil! Ya lafınla üste çık! Pardon. Bugün nedense şeyiz. İyi, sen niye elini bağladın duruyorsun orada? Beyefendi yapmayın falan. Sen de en üste çık, oradan atla. Evet, buyurun. Ezgi üste çıkacaksın, alta gir arkadaşım sen de. Hanımefendi, ben seninle ya. Ne alakası var canım seninle? Sen oraya girdin durduk yere, ben ona bir şey diyordum burada. Nereye baktı belli değildi, sen de ağlama. Beni anlamıyor. Arkadaşım sümsüksün ama o kadar yumuşama. Tamam. Beyefendi lütfen ya, siz kafeteryanızda böyle bir şey izin verir misiniz yani? Neye izin verecek? Adam bana bakıyor. Ama şimdi... Tacizde bulunuyor resmen. Hani öyle bakılır mı? Senin gözünü yanlış çıkarırım diye adama saldır. Tolga araya gir, sen yedi dayağı gene. Bana bak, senin o gözlerini çıkarırım. Lütfen, lütfen. Bir şey, adam... Tolga'nın gözüne sokarsın yanlışlıkla parmağı. Ben mi? Sen tabii ki. Yazık adama canım, o kadar... Ya sokuyormuş gibi şey ya. Yani yazık. Ortaya kadar sok, dibine kadar getirtme. Niye bu kadar deli bir kadınım böyle ben? Böyle korteksi gıdıklasın mı? Yoksa deyip kaçsın mı? Korteks ne? Korteks ne mi? Böyle... Kadın bağ değil mi? Hocam, iyi misin? Ya niye siz benim dediğimi yapmış? Sen Yiğit araya gir, araya gir. Evet, sen tam senin gözünü oyarım diye parmağı sokarken arkadaşım sen gözünü oraya getir. Sonra şey biraz gözler kaysın. Evet, 3-2-1 buyurun. Senin gözlerini oyarım lütfen, o gözleri. Lütfen istirham ay, edin. Ve sana yapmadım. Muhittin. Bir bakarız Muhittin ki gözler. Allah'ım ne oldu gözlerine? Muhittin sana ya. Hep bunun kası koptu. Ne kadar tatlı oldun. Aradığım adam. Hayır. Bundan da iki tane oldu. Hayır. Şimdi gözünü düzeltmen lazım. Parmak göster. Aradan mı? Hayır. Eski sen, arkadaşım sen göremiyorum, göremiyorum diyorsun. Ağlıyorsun. Göremiyorum. Ya da çok anlamsız görüyorum. Göremiyorum. Duyuyorum, göremiyorum. Bir saçma bir insan ya. Parmak göster. Bence buradan sokup bastırsan düzelir. Göremiyor musun bunu? Ya parmağı nasıl gösterilir? Kaçı göstersene. Kaç? Hayır, gel buraya. Evet. Göstersene ikiyi. İki. Çok iyi gidiyorsun. İki bu. Harika gidiyorsun. Söyle kaç bu? Başaracaksın. Neyi başaracak ulan? Ne bileyim ben. Üç de. Üç. Üç. Ha, görüyor işte. Duyuyorum ulan, görmüyorum. Kadın beni anlar mı ya? Beşi göster. Beş. Tamam. Ya ne diye beş diyorsun adama? Sadece göster, o bilsin. Kaç bu? Böyle. Hadi söyle. Karışık beş. Muhittin. Görüyorsun. Beş, tamam, hadi biraz. Bir an aniden dört yap. Ne oldu kız? Parmağına bir şey oldu. Tamam, görüyorsun parmağını sen. Parmağımı kaybettin. Evet, tam o sırada Yiğit arkadan gelir. Abi sana ne oldu diye çarpar. Çarpınca gözün düzelir. Evet, gözün bozuk hala. Evet. Abi sana ne oldu? Al. İyi misin? Seni bana Allah gönderdi. Evet, gözün düzelir, oturursun yerine. Yiğit, sen siparişi getirmeye gözümün gidersin. Gözümün üstüne otururum yere. Hayır, gözün düzelir, oturursun yerine. Düzelir. Yiğit, hemen git siparişi getirmeye başla. Arkadaşım, sen mevzuya gir. Şimdi bu göz gerçekten ciddi. Hayır, hayır. Şey, izdivaç mevzuna gir. Ha. Şimdi, Melahat teyzemin bende çok büyük emeği vardır. Yani çocukluğumdan beri beni o büyüttü. Lala diyebiliriz efendim. Niye? Ağzının ortasına vuracağım şimdi. Şey, annem çalışıyordu tabii. Ha. Babamı erken yaşta kaybettik. Başınız sonra sağ. Akşama doğru döndüm. Ha, gözünüz aldı. Evet, telaştan kaybolmuş.
Öyle dramatik bir hikaye değil yani. Evet. Sonra akşama doğru döndü. Geç kaldım falan dedi. Annem dedi, neredeydin, öbür kadına mı gittin? Sen laf mı dinliyorsun? Kafe evlere şenlik. Ezgi bağır, babanla mı evleneceğim, senle mi? Babasını anlatıyor. Babanı ne anlatıyorsun bana? Kendini anlat. Bana kendini anlat. O ne oğlum, boş tabak? Ne biçim kafe burası? Oo, daha da boş. Arkadaşım de ki, ben sizinle bir yüzüğe takılmak istiyorum. Ben sizinle bir yüzüğe takılmak istiyorum. Hayır, hayır. Ben sizinle bir yüzüğe takılmak istiyorum. Ben... İşte her şey bu tabak k***eti ya. Ben sizinle bir yüzüğe... bir yüzükle... dostluğumuzu bambaşka bir diyara götürmek, sizinle bambaşka bir hayat kurmak istiyorum. Eğer Melahat teyzem beni biraz tanıdıysa, benim için doğru olan kadını bulmuştur diye inanıyorum. Şimdi siz çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Yok kız, dalga geçiyorum. Hayır arkadaşım. İlk buluşmadan olur mu ya? Arkadaşım, sen şimdi çok mahcup ol. Çok mahcup, çok özür diliyorum. Hiç don giymemişim, telaşlı. Hayır arkadaşım. Kıza çok mahcup ol. Mahcup mahcup otur sandalyenin ucunda. Ha ben. Ver romantik müziği. Anam anam anam. Ve ayağa kalkar. Adımını atar. Ezgi'ye dokunur kafasına parmağıyla. Dokunduğu yerde döner. Ne yapıyorsun? Dokunduğu yerde döner. İğrenç kal. Yapmasaydım uyuyamazdım bu gece. Dokunduğu yerde döner. Ben dönersem parmağım... Döner. Olmuyor böyle. Oluyor. Yukarıda, iz düşümünü al yukarıda. Oradan dön. Evet, normal diyen bir adamın iz düşümünü bilmesi. Döner saçı ve bak. Bir adım daha atıp şöyle der. Hanımefendi. Bak şimdi neredeyim. Hayır. Seni görene kadar. Hanımefendi, sizi görene kadar... gerçekten... bir kadın tanımamış olduğumu şu an idrak ettim. İlk başta bana biraz sert çıkıştınız. O beni korkuttu. Çünkü ben o tarz büyüyen bir erkek değilim. Eğer bir kadın olarak bir erkek... Olmuyor! Olmuyor lan böyle. Hayır, kadın... hayır. Önce Yiğit'te git, tecrübe et. Ondan sonra gel kıza yap. Birkaç basamak atlayacağım Yiğit. Şimdi ben ona diyeceğim ki... ona diyeceğim, biraz öne gel. Ona diyeceğim ki... sen diyeceğim, eğer... biraz diyeceğim... gerçek sevgi arıyorsan, seni aradığım bende. Neden? Bunu dokunarak anlatacaksın kıza. Evet. Tamam. Biraz gerçek sevgi arıyorsan... Yiğit'e dokunarak anlat önce. Sen de deneyeceğim, sonra kız da yapacağım de. Eğer gerçek bir sevgiyi arıyorsan... yani gerçek bir aşk için bugünlere getirdiysen yüreğini... Sarılarak. Ne yapıyorsunuz siz? Bu ne yahu? Bu ne terbiyesizlik? Arkadaşım şimdi sen yükseliyorsun. Diyoruz ki sana yapamadıklarımı... Oo. Hayır, hayır. Yüksel kıza. De ki yeter ulan yeter. Sana yeter yapamadıklarımı... Lan, yeter lan. Sana olan sevgimi anlatayım diye burada çocukla ne pozisyonlara girdik ya. Yeter ya. Seviyorum dedi kardeşim. Melahat teyzem seveceksin dedi, bitti. Bizde Türk kadını, büyük kadın seveceksin dedi mi olay biter. Ezgi. Sen şimdi, ay tamam siz ne istiyorsan o, sen şimdi alta giriyorsun. Adamın erkekliğinden çok etkilendin. Ay tamam tamam, sen ne istiyorsan o olsun. Masayı sallama, o olsun. Yeter ki o olsun. Masayı sen sallıyorsun, ortaya gel hadi. Daha da yüksel! Ulan bu ilişkiye sen çanak tuttun. Daha da yüksel! Hayır hayır, öyle değil. Öyle değil. Lafınla sözünle, kızı baktın ki alt ettin, üstüne git. Ayağını masaya vurarak konuş. Bu ayağım. Ayağını masaya dokundurtma, vur. Kıza göster. Bak, eskiden balettim. Hayır, hayır. Hayır ya, dibini vuracaksın. Hayır, hayır, ayağının dibini, ayağının. Evet, yeter, konuş. Yeter artık. Geldim sana, yüreğimi açtım. Paramparça yaptın yüreğimi ya. Devam et. Kırbacımı getir. Arkadaşım. Evet. Ve kız der ki, Ezgi sen de ona de ki, ah işte aradığım erkek, iç geçirerek ay diye. Oh, işte. Oh be, aradığım erkek. Bir daha iç geçir. Oh. Tamam, arkadaşım vur ayağını. Oh.
Tekme atayım mı? Hayır. Ha. Evet, bir daha ayağını vurduğunda yanlışlıkla eline basarsın. Vur bir daha. Eline bas Tezgi. Basmayayım diye yapayım, eline basarsın. Devam et. Yiğit, gerçekten kırbacı getir ama ben hak ettim bu sefer. Arkadaşım, kestik. Ve arkadaşım bir ayağını sandalyeye koyar. Ve iplikle pantolonu dikmeye başlar. İn oradan aşağı. Evet, ha bu süper hareket. Sen de çocuğun bacağına sarıl. Sarıl çocuğun bacağına. Hayır, hayır, bu bacağına. Evet, sarıl. Bacağına sarıl, sarıl, iyice sarıl. Oh, evet. Oh. İşte, tamam, dur. Müzik yükselir, yükselir, yükselir. Müzik yükseldikçe gözler açılır. Ve budur. Alkış. Sen ne diyorsun? Arkadaşım. Benim. Bir erkeğin değişimini izledik. Erkek değiştikçe kadınını da değiştiriyor. Keşke bizi de çağırsaydınız. Bak kaçırdık hep ya. Her şey mükemmeldi. Fakat son sahnede gözünü iyi ayıramadın. Ben senin alnını niye tıraş ettirdim? Sebepsiz işte, onu bilemiyoruz. Hayır. Gözünü oraya kadar açabilesin diye. Beceriksiz. Allah beni kahretsin. Alkışlarla gönder arkadaşı yerine. İçeriye gidin, sonra gelin. Biraz sonra geliyoruz o. Tamam, biraz sonra geliyorsunuz. Tamam. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım gel. Kaçma kameradan. Utanma, mal ortada. Ben sana Suzan'la iyi geçin demiştim. Saçları beyazlatmak için ne yaptınız? Peruk. Arkadaşım, seyirciye böyle her şeyi... İçeride çok üzüldüm, birden ak düştü. Ne diyeyim, herkes anlıyor. Evet, seyirciye şey böyle, hayal gücünü zorlayıcı şeyler yap. Basur oldum, saç birden... Hayır! Ne olacak işte, peruk taktık yani... Arkadaşım, de ki, çok susamıştım. Bak, ben sana yaptırıyorum. Çok susamıştım, bak ben sana yaptırıyorum. Hayır, hayır, dur. Müzisyen ver. Anladı mı gerçekten? Bakıyorum anladı mı diye ama benim söylediğimle alakası yok. Tamam, arkadaşım geliyorsun. Çok susamışsın. Kabus gördün, kalk yataktan. Kalksana yataktan. Eski çağ... Ne, niye... Yataktan kalk! Kalk yataktan! Ağzın kurumuş! Kalkamam, 30 kilo bu. Kalkamıyorum ki yataktan. Niye düştün o zaman mal? Düşmedim, yatak burası. Kalk yataktan! Kalkamıyorum, bunu giyip yatmışım. Niye yattın o zaman? Geceden kalmayayım, böyle uyumuşum. Arkadaşım, kalk o zaman! Ağzını aç, kuruluğu görelim. Nereye mi görelim? Kuruluğu. Ağzının kuruduğunu hissedelim biz. Koş dolaba. Dolap var mı? Var. Git buzdolabına. İlk buzdolabı. Ya ne ilk buzdolabı? Git buzdolabına. Git buzdolabına. Git, aç kapağı. Ve orada bir şişe görürsün. Su zannedip alırsın. Kana kana içersin. İç kana kana. Anam, meğersem çamaşır suyuymuş. Niye dolapta duruyor? Ha? Niye dolapta duruyor? Bozulmasın diye. Aptal mısın? Siz böyle şeyler mi yapıyorsunuz evde? O çocuğu alırız o zeytin. Arkadaşım saçını beyazlatacağız ya. Çamaşır suyunu içince iç. Sen çamaşır suyunu olduğunu anladığın anda midene gitmesin diye ters dönersin. Kafana gider, saçın beyazlar. Evet. Lan bu çamaşır suyu desene.
Oh. Oh söylesin. Oh yırttık. Oh. Aslan mideme gitti. Konuşacağını başıma ak düştü. Çamaşır suyunun dolapta ne işi var ki? Evet, yanlışlıkla. Olabilir öyle şeyler. Evet, nesin sen? Ben şu an ölüyüm. Çamaşır suyu içtim. Ya içmedin. Saç beyaz ama ben çoktan... Hayır, kafaya aldın için İşte çamaşır. Buradan keserler bir tutam. Arkadaşım, nesin sen? Ben savaşçıyım. İpucu veriyorum. Don. Hayır, öyle değil. Adının başı Don. Ha, Don Juan de Marco. Hayır. Ne oldu? Diğer Don. Oo, Sleep. Hayır. Sleep de Marco. Donkey. Donkey ne Don? Hayır. Eyle bele değil, zincirli. Don Kiş. Don Kiş. Eşeğin kibarcısı. Ulan Don Kişot. Ulan Don Kişot. Neymişsin? Ulan Don Kişot. Hayır, ulansız. Ulanmıyor, yalın bu, şeysiz. Hayır, ulansız. Tek. Don'la başla. Don Kişot. Don'dan başla. Çıkarayım mı? Hayır. Ha, Don Kişot. İki adım gel öne. Ben Don Kişot. Ben Don Kişot. Nesin? Anlat kendini. Don Kişot. Anlat kendini. Başka bir şey gerek yok, adım yeter. Arkadaşım. Benim. Sütçüsün. Evet. Daha delirmemişsin. Ne olmuş? Kitaplar okuyorsun. Evet. Sütçüsün, delirme. Don Kişot kitap okuyup oradan hayaller kurup deliriyor ya. Onu uygun yere koy. Tamam, burada duruyor işte. Ha, uygun yere koy. Burası olur. Sağ ol, onun için yapılmış çünkü. Belki ondandır. Evet. Çevir ve abartarak oku. Lan 3 sayfa açılan kitap mı olur? O ilk şey bu. Ama tutmaz bu sapık dergileri çıkar at kenara. Ben de anlamadım niye torbada satılıyor. Taşıması kolay olsun diye düşündüm. Gümüşlükte de satılıyor. Evet arkadaşım. Sütçüsün, al süt bidonunu. Öbür eline de dökme şeyini al. Litreyi al. Litre. Evet, verin mızrağını da. Ona da oturayım böyle. Tarlaya kimse gelmesin. Mızrağı da al. Mızrağı karnından içeri sok, aşağı doğru indir. Hayır, öyle değil. Yandan sok, sana teğet geçsin. İnşallah bir gün bunun aynısını yaparsın bu sahnede, bu sıcakta. Hayır, oradan girip öbür taraftan çıksın. Öyle durmaz o, durur mu? Aferin. Aferin mi? Evet, sütçüsün ve aynı zamanda da kitap okuyorsun. Serçe parmağınla da sayfaları çeviriyorsun. Oku kitabı giderken... Ve düşmanlar diye başla oku. Ne yapıyorsun? Bu iki sayfa yapışmış. Arkadaşım! Niye yapışsın ki sayfalar? Islandı demek. Su döküldü. Süt dökülmüş olabilir. Islandı. Niye ben kitap okuyorum? Sen ne kitap okuyorsun? Kitap okuyorum işte. Sütümü aldım. Kitabı evet tamam. Hazırım. Tamam. Çevir sayfayı. Ve düşmanlar. Son. Bitti. Enteresan. Hayır. Ve düşmanlar. Demek ikincisi gelecek ki muallakta bırakmışlar. Arkadaşım ya. Sen oradan hayal gücünle düşmanların olduğunu düşüneceksin. Ve düşmanlar. Bu arada sütçü dersin. Sütçü. Ve düşmanlar sütçü çıktı. Hayır. Hikayeyi bir yandan betimle. Kitap okuyup aralara sütçüyü sıkıştır ve yürü. Ve hemen sahneye bir bayan gelsin. Düşmanlar sütçü. İnanılmaz bir şekilde sütün kahraman. Yanında bir şeyler de ekle. Kurabiyeci. Hayır. Sütle alakalı bir şeyler. İnekten çıkan bir şey daha ekle. Tezek. Hayır ulan tezek satılır mı? Satılır, duvara yapıştırırlar, kışın ısınılır. Arkadaşım yapma ne şunu. Ne oldu? Anadolu çiziyor. Hadi, sütçüsün. Yanında ne satıyorsun? Kaymak. Evet. Tövbe yarabbim. Bir yandan da kitabını oku. Kahraman, düşmanımıza saldırır. Düşmanlar kahramanımıza saldırır. Sütçü, kaymakçı. Bir şey daha ekle. Sütten olur. Dünden kalan bir kaymak daha. Hayır. Sütten olur. Kesilir. Hayır, mayala. Efendim? Mayala onu. Ne yapıyorsun? Ne? Tükürükle mayalıyorsun pisliği. Ne oldu kız? Şaka o, yok öyle bir şey. Evet arkadaşım, mayala onu, yoğurt olsun. Süt, ayran, yoğurt, kaymak. Süt, ayran, yoğurt, kaymak. Ablacığım, sizin isim ne? Betül. Ne? Betül.
Ne ismi? Betül. Tamam, duyduk. Evet. Betül. Efendim. Sütçüyü çağır. Evet. Sütçü... evde miyim? Yok, sütçüyü kuaföre çağır. Hayır, saçımı da yaptırabilirim yani ben... Ya saçını yaptırırken niye süt alıyorsun? Ya sıkılıyorum. Kuaförde uzun sürüyor kadınların işi. Böyle saç falan uğraşıyorlar. Süt iyi gider yani senin. Ay Allah'ın eksik eteği seni. Ya! Niye çıkmış bu tabir anladım. Evet. Sütçü, kaymakçı, acil terzi. Arkadaşlar, bağır. Süt, yoğurt, ayran. Süt, yoğurt, ayran. Biraz ayran yok. Yoğurtla suyu çalkalayınca oluyor. Onu da belirt. Alanlara broşür dağıtıyoruz. Okurlar onu. Olmaz. Belirt onu. Sahtekarlı değilsin sen. Dürüst satıcısın. Süt, ayran, yoğurt. Yalnız sütü ne yapıyorsun? Sütle ayran yapılmaz. Hayır. Ulan ha, ne yoğurt. Ki? Süt, kaymak, yoğurt, ayran. Süt, kaymak, ayrana yoğurt, koyduğun ayran, suyu çalkaladın. Ayrana koyduğun suyu ne yaptın? B**k ettin. Hiç öyle yapmayacaksın. Daha bu devirde ayran yok. Bilmeden icat çıkarma. Sütü insan gibi iç, yoğurdu ye. Kesilmeden. İki günde yiyeceksin. Neden? Dolap yok. Dolaba mal gibi çamaşır suyu koyduk. Bak saçıma ak düştü. Bileceksin. Bilmeyen adam erken yaşlanır. Sütçü, dergi, süt. Arkadaşım! Süt içinde para yok. Yok. Betül, Betül. Efendim? Sen şey bir kızsın. O dönemin tikisisin, tamam mı? Öyle tiki gibi konuş. Ya sütçü bakar mısınız falan diye, tamam mı? Evet. Yapamam. İyice süt... geri git ablacığım, git git. Çok İskelenin sağ... arkasına sığ. Ya çok heyecanlıyım. Sütçü ama bak... koşarak geldim. Sizi çok sevdiğim için. Uy. Sütçü bakar mısınız, ben azıcık alacağım daha. Al, bunlar bugün benden hediye. Çok arkadaşım! Azap burada bitsin. Geçen bak kesilmiş yoğurt sattım, halime bak. Vurdular. Çok teşekkür ederim. Yoğurt, kaymak, ayran, şiş. Evet Betül, tikisin. Sütçü, bakar mısın? Yeter mi bu kadar? Ya her Betül... kadın benden ilgi bekliyor. Arkadaşım! Dönemin evet. Tek erkeği miyim acaba? Arkadaşım! Evet. Sütçü kadın çağırınca hemen hayal dünyası devreye girer ve onu düşmanı olarak görmeye başlar. Pardon, kaçırdım. Kaçırdın mı? Bezler. Ya hayır. Oluyor, oluyor. Daha önce de oldu sahnede, oldu. Ya arkadaşım yapma böyle evet. Şeyler. Bırak kızı rahat. Evet, söyle. Evet. Şey, kız bağır oradan Betül'de ki, ayranı su katıp cezvede çalkalayınca ne olur? Ayrana su katıp. Öyle dediniz değil mi? Başka ne diyebilirim? Adam ayran satıyor. Yoğurda pardon. Geri git, geri git. İyice geri git. Geri git. Kız gel kız. Heh. Sor. Yoğurda su katıp çalkalasam cezvede ne olur? Siz tabii daha iyi anlıyorsunuz rahat müşteri. Ol, rahat ol. Bana güven. Evet, buyurun. Yoğurda su katıp cezvede karıştırınca ne oluyor? Hiçbir şey olmaz. Türk kahvesi için bir 10 dakika beklemen lazım. Arkadaşım! Ayran diyeceksin. I run. Do you understand? Yeah. Every day for my fitness. I do it every day. It's a habit for me. Milk, milk de. Milk, milk. Arkadaşım. Efendim? Niye sen beni dinlemiyorsun? Dinliyorum, onu anladım, onu söyleyeyim. Don Kişot olacaksın. Milk, milk mi diyeceğim? Hayır. Şey, kıza git ayranı, şey yoğurdu sat kıza. Tamam, satarken kızı düşmanın olarak görmeye başla. Hayal dünyan falan. Kız senden tırsın. Evet. Hanımefendi bir şey olmaz. Yoğurtla suyu karıştırdığınız zaman biraz çalkalarsanız bizim meşhur ayran dediğimiz içecek olur. Ay bunun yanında bir Tekirdağ köftesi ne gider de Betül. Hikaye nerede geçiyor? Ya her yerde, sana ne? Çünkü ben Şişli'den geliyorum. Evet Betül, tikisin sen. Bunun yanında Tekirdağ köftesi çok güzel giderdi ya. Ver şu yoğurdu. Arkadaşım! Sen yoğurttan bir halt anlamadın be. Arkadaşım yapma şunu ne olur ya. Evet Betül, şey o sana yoğurdu koyarken sen onunla göz göze gel. Yoğurdu koyarken göz göze gel, ver romantiği. Betül, Betül orada titremeye başlar. Cebin çalıyor. Hayır. Arkadaşım sen karıştırma şunu. Kamera senin.
Hem yoğurtçuyum hem de aynı zamanda sağ bek. Evet. Evet, Betül, senden o titremeyi tekrar alacağım. Sen çocuk, yoğurdu koymuşsun. Ya arkadaşım, şunu oynamayacak bir yere sok. Gösterinin sonunda yapacağım, rahat olun. Seyirci, pislik yapmayın her şeye. Bir kere de seyirci yapsın artık, biz haddimizi aştık. Evet, arkadaşım, evet. Yoğurdu koydun, göz evet. Göze geldiğin anda... Evet, tamam işte öyle dayanıp oynayabilirsin, dayan. İnsanın çatısı sağlam olacak. Yoğurdu koyar, kafayı kaldırırken şapkayı göz göze gelir. Betül titremeye başlar. Bu arada benim kamera senin bacak arada. Arkadaşım bacakları biraz aç, oradan kamera kızın titremeyi görsün. Ne oldu? Yarın taze yoğurt getirsem olur mu? Bugün çok gerildim. Arkadaşım! Ya yapma şunu ne olur. Tamam. Beni güldürtme ne olursun, tamam. Bacakları biraz aç ya, dizi biraz kenara at. Ay o öbür dizi. Ya altımdaki 8 yaşında birinin pantolonu zaten... Ya Barış al kameranı git şuraya. Şu bacak aradan alttan yukarı çekeceksin Betül'ü. Ha küçük kamera bu mu? Evet, gel bacak arasından kızın titremeyi çekeceğiz. Arkadaşım pozisyon ver çocuğa. Barış biraz gir içeri. Gel atroskopik çekim. Hayır hayır. Ya yapma şu şakaları. Ben ilk kahramanım Laman. Burada kesin olur. Ha yok yavrum o öyle bir şey yok. Barış benim... gir biraz gir. Gir. Ya zoom'u sonra yap. Ya Barış bacaktan kurtar kendini. Allah sizi kahretmesin ikinizi. Evet. Ne yap Barış? Doktor, iyileşecek miyim? Ya arkadaşım ne? Sen yapma şunları ya. Barış, oradan ha. Sinema hilesi. Barış, kızı çekeceksin. Barış, kızı. Bence ne yapalım? Yok, sen kamerayı ittir, sen alttan yat Barış oraya. Sen kızı çekeceğini iyice bana çektin. Barış, kameranın ucuyla kafanla çık bacak arasından. Gir alttan. Alttan, beraber ikiniz kamerayla. Evet. Savaş muhabirliği, gir. Budur, İşte tamam. Barış, a**ına gitmek dediğimiz bu. Hazırız hocam. Ama benim yoğurt kesildi. Hayır. Sütten bile kesilmiş olabiliriz. Arkadaşım. Firma olarak. Arkadaşım şu saçma şakaları yapma bak. Seyirciyi de kendi arkana çekiyorsun ya. Yapma ne olur. Bir şey olmaz. Arkamda mızrak var. Evet. Betül gel. De ki al yoğurdu. Aman Allah'ım. Gözlerinize ne oldu? Sor. Evet. Aman Allah'ım. Gözlerinize ne oldu? Çizdirdim ya. Gözlük takıyordum. Arkadaşım. Nereye çizdirdiniz ya? Lan Don Kişot'sun sen. Gözünü nerede çizdirdin? Hayır. Hem muayenehanem var. Bu köyde her bir haltı ben yapıyorum. Arkadaşım yapma şunu. De ki gözlerine de ki şeyi anlat çamaşır suyu hikayesini. Ah gözlerim mi? Çok dikkatli bir bayansınız. Sen artık istersen görev yerine dönebilirsin. Çünkü ben artık titremeye başladım. Evet Barış oradan geç. Geç oradan. Alttan arkadaşımın yüzünden al ve yerine geç. Buradan. Çok dikkatli bir kadınsınız gerçekten. Sabah bir talihsiz bir kaza yaşadım. Hayırdır? Gözüme çamaşır suyu sıçrattım içeriden. Geçmiş olsun. Sağ ol. Zaten geçmiş oldu. Sabah oldu ya. Doğru, geçmiş. Eyvallah. Başka yardımcı olabileceğim bir husus var mı? Siz daha fazla arkaya gitmeden. Ve arkadaşım bir anda delirirsin. Ve düşmanlar ve şeyler mızrağı çekersin kadına doğru saldırırsın. Ve düşmanlar. Ne yaptın? Beni vurmasına gerek kalmadı. Ve düşmanlar bana saldırdıkları sırada... Çok sıkıştı. Bağırırsın Betül. Ay manyak var. Ay manyak var. Gene mi yönetmen geldi ya? Arkadaşım. O tarihte bile. Köde. Betül yoğurdu koydun neye alkışlıyorsun? Ayranı koydum. Hani bilmiyorum. Evet arkadaşım. Betül bağırsın. Ay manyak var diye
ve o sırada Sancho Panza koşarak gelir. Sancho Panza. Sancho Panza. Neydi ismi? Sancho Panza. Sancho Panza. Parsa, parsa. İmar Müdürlüğü'nden geliyor. Evet. Sancho, Pafta, Parsel, Ada. Evet, üç kardeş. Çek şeyi, mızrağı ve düşmanlar karşımda yoğurt yerken. Ve düşmanlar karşımda yoğurt yerken ben gerilip bacaklarımı açtım. Pantolon büyük ihtimal yırtıldı. Arkadaşlar! O nedenle düşmanlar bu hafta siz kazandınız. Gel buraya! Alttan yukarı, alttan yukarı. Evet. Kendime mi? Hayır lan. Mızrağı alttan yukarı, alttan yukarı. Uzak durun benden. Betül, bağır! Ay manyaklar! Sancho Panza! Kim bağırıyor Sancho Panza? Sancho Panza, Betül'ün yan komşusu. Sancho Panza daha çok Huckleberry Finn'e benzemiş. Sancho Panza gelirsin deli gibi. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Manyak var, bana saldırıyor. Nerede? Bir şey vardı, ne bileyim yeni mi icat etmiş, nedir? Geldi saldırdı bir anda. Ne bağırıyorsun lan? Ha. Arkadaşım sen alttan yukarı, alttan yukarı. Bir de böyle bir şey yapıyor. Bu bizde geleneksel, ailede var. Evet, arkadaşım anlat. Sen manyak Don Kişot'sun ya. Anlat, hayal dünyanı anlat. Düşmanlar bana karşı saldırdılar. Ben de kendimi korumak... Nerede düşman? Beni sanıyor galiba. Ne bileyim, manyağın teki. Düşman nerede? Sen... Sivas mısın lan? Seni tanıyorum ha. Bana doğru de, Sivas mısın sen? Evet. Nereden? Suşehri. Temeltepe olmasın? Bak, Temeltepe olmasın. Bana annem, doğru söyle. Annem o taraftan. Askerin orada. Nerede? Kaçıncı birlik? Manisa'da. Kestik! Ne yapıyorsun k***alı? Tanıdım ya. Tertibim. Neyi tanıdın lan? Tertibim. Kim tertibin? Baksana çok tertipli maşallah. Arkadaşım salak mısın sen? Sen şey, Don Kişot. Bak sen kitap okudun. O kitapta hayal dünyanda manyaklaştın, tamam mı? Evet. Evet. Şimdi Sancho Panso'yu da ikna edeceksin. Sancho Panso mu? Tamam, Penso, Panso neyse. Tamam. Evet. Şey yaparsın, Sancho Panza'yı da kendine ikna edersin, tamam mı? Şişt. O da... Evet. Evet. De ki düşmanlar var de, sen de manyağın önüne gidenisin Sancho Panza, evet. Düşmanlar müzisyen, var. Yallah. Düşmanlar var, beni ve krallığımı benden almak istiyorlar. Nerede? Bilmiyorum, demin kaçtılar bu tarafa doğru. Yoğurt krallığım var benim. Üstüne su koyuyorum, çalkalıyorum, ayran oluyor. İnanılmaz bir krallık. Kendi içinde çoğalan bir krallık. Ver de bir bardak içelim. Kalmadı ki, buna verdim. Dibinde kestik, kestik, kestik. Şey, Betül'ü gönderin yerine. Niye? Siz iki adım öne gelin. Ben ne yaptım ya? İki adım öne gelin. Ya ben ne yaptım? Gel iki adım öne. Benim sen de gel, sen de. Oğlum. Ben Sanso, sağ ol, şekerim. Sanso, Sanso, Sanso. Çok gel. Ay, çok değerliyim. Sen... İşin, gücün, maymunluk, soytarılık. Ben ne yaptım? Bu gelince her şey bozuldu. Ezgi sen de buna ayak uydurdun. Ben bir şey yapmadım. Yaptın. Ne yaptım? Hiç dinlemiyorsun beni. Kulağın bende değil. Sizdeydi, ne dediyseniz yaptım. Hiçbir şey yapmadın. Diyorum ki siz ikiniz de düşmanlar, manyaksınız, delirsiniz falan diyorum. Ne yapalım? Don Kişot olmak istiyor musun sen? Bana mı diyor? Evet. Ne kadar istiyorsun? 1.95. Boy olarak arkadaşım mı? Hayır ya. De ki ben Don Kişot'um. Kendini buna inandıramazsan ben hiçbir şey... Ben Don Kişot'um. Evet, sen de Sancho Sancho'sun. Sancho Sancho'yım. Ben her 10 dakikada bir değişeceksin. Evet. İnanılmaz evet. Bir kişisel bulalım. De ki benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. O benim. Var. Yok böyle sarışım falan. 1.75, ilik gibi bir şey. Arkadaşım! İlik erkek bu. He? Erkek bu. İşte benim ona ihtiyacım var. Buna ihtiyacım yok. Tamam, sakalları olan birisi. Senin buna ihtiyacın var. De ki benimle benim, düşmanlara... Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Benimle düşmanlarla çarpışacak birisine ihtiyacım var. Tek başıma yapamıyorum artık. Çok yaşlandım. Dün Bevliyeci ile konuştum. Hiç artık en ufak umut yok diyor. Bevliydi zaten yıllardır. Bevli kim lan? Bevli. Yabancı doktor. Bevli Reci kim? Onu da bilmiyor. Halbuki yaşın çok yakın artık. Tamam. O bana dedi ki artık tek başına düşmanlarla çatışamazsın dedi. Senin bir yardımcıya ihtiyacın var. Benim yardımcım olur musun? Benimle olur. Maceralara koşar mısın? Koşarım. Ama çıplak koşmamız lazım. Hayır. Yaz sezonu geldi. Hayır. Hadi de be. Ki bir düşmanım var. Şey sor Sancho Panza, senin düşman kimdi? Senin düşman kim? Benim düşmanım. Öyle sorma Sancho Panza ya. Sen de şey yap böyle kollarla, böyle kollarını kaldı. Evet, dirsek yap, evet. Evet, hoplayarak, hoplayarak.
Senin düşman kim? Lan yürü git ya, lan. Ya sırıtma ya. Senin düşman kim? Şey, dirsekler şeye vuracak. Pantolon. Kemere vuracak. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sallanırken pantolon inmesin. Düşecek diye korktum. Ya bu pantolonun çok, hepsi emanet ya. Çok sallanma. Evet. Senin düşman kim? Senin düşman kim? Bilmiyorum. Bir daha sor. Duyamadım. Düşman. Arkadaşım. Zıpla zıpla, duyamadım. Ne oldu? Arkadaşım yapma şunu. De ki benim ya? Düşmanım Dulcinea'yı himayesine alan bir şey kral varmış. Onunla savaşacağım. Ha. Benim düşmanım ya, bu hep maliyeden geliyorlar. İşi bu kapamak için ya. Arkadaşım Dulcinea. Dulcinea mı benim düşmanım? Hayır, Dulcinea'ya aşıksın. Onu bir kral kaçırmış. Ha, ben Dulcinea diye bir kadına aşığım. Ben onu de. Kral... Ha? Ne? Hangi Dulcinea? Ulan ortak manita çıkmasın şimdi. Bir de böyle... Arkadaşım. Saçma oldu ya. Dulcinea... Ya sen Sancho Pancho hangi... Sana ne hangi Dulcinea'sa? Ya benimki ise? Seninki de mi Dulcinea? Evet. Senin hangi mahalledeki Dulcinea? Camiye geçince sol kıyaban şeydi. Senin arkadaşım? Lan gelirim sahneye, ikinizin kafasını birbirine vurdururum. Niye şeyinizden hikaye uyduruyorsunuz? Ben Dulcinea mı dedim? Arkadaşım. Dursene bir ya dedim ona ya. Arkadaşım seninki Dulcinea, seninki yok. Tamam mı? Benim yok. Yok. Sancho Pancho'nun kadınlarla ilişkisi yok. Onunki Hollandalı, yok. Evet, gel de ki her zaman seninleyim, her zaman beraberim, arkandayım. Yevmiye'ni konuş, konuş. Ne yevmiye alacağım de. Ne yapacağım? Yevmiye, yevmiye. Yevmiye'me bakarım, seninleyim, arkandayım. Ekmeğimize bakalım. Atımız var mı, sor. Atımız var mı? Sebebini sormaya korkuyorum bu sorunun. At var mı? Atı da yer bu. İki tane at verin şunlara. Ata binmeyi seviyorum. At getirin. İnşallah at da aynı fikirdedir. Evet, binin ata. Binin atlarınıza. Lan binsene ata. Öyle binilmez. Tarihte her şey bir ilk olsun istiyorum yaptığım. Arkadaşım saçmalama. Bak kız ne güzel bindi ata. Evet. Evet arkadaşım, atını bir iki çalıştır önce, hani marşa basar gibi. Tamam, kafayı salla salla, ondan sonra hareket et. Öyle sallama lan! Kendine gel lan! At gibi koş biraz! Öne doğru salla! Çok yumuşak davranmayacağım bunlara, hemen rahvan gidiyor. Öne doğru salla! Lan öne doğru, kafayı indir kaldır. Ya, yumuşak yumuşak. Böyle bak. Ya buraya işleyecek misin? Arkadaşım! Ya monstrum marşına basar gibi. Gibi evet. Ay! Evet yönetmen. Gazla! Ha. Gazla! Ezgi arkasından gazla. Ve sıcaktan bunalmışlardır. Bir ağaç gölgesi, bir yudum su aramaktadırlar. Bir ağaç getir prodüksiyon çabuk. Don susadım. Sütyen az bekle. Arkadaş. Ne saçma bir ikiliyiz biz ya. Lingerie Holding. Böyle şey olur mu? Arkadaşım niye böyle yapıyorsunuz? Sizin bu lingerie de asgari ücret uygulanmaktadır. Arkadaşım atlarınızın kafası da yere inmiştir susuzluktan. Yerde, kafalar yerde gitmektedir. Evet. Yürü. Yürürsünüz ve susuzluktan diliniz damağınıza yapışmıştır. Ve susuzluktan bayılmak üzeresinizdir. Bayılmak üzere insanı yap. Hayır. Nasıl? Söyle. De ki Sancho Pancho galiba bayılıyorum. Sancho Pancho galiba susuzluktan bayılıyorum. Ve ikisi de attan düşüp oldukları yere bayılırlar. Düşün attan. Ve oradan geçmekte olan bir derviş. O zamanın dervişi. Dermişim. Ne oldu? Çok merak. Bence sen daha fazla ekmek yeme. Evet, derviş. Arkadaşım ya. Arkadaşın o senin. Niye pislik yapıyorsun? Aramızda şakalaşıyoruz bu devirde. Yat şuraya. Don Kişot'sun sen, şaka yapmazsın. Sancho Pancho senin yardımcın. Yemiye ile çalışıyor yanında. Evet. Yemiye, yemiye bu hale geldi. Ve o sırada... derviş gelir ve bunların susuzluktan bayıldığını görünce ağızlarına su verir. Evet, derviş gelsin. Buyurun derviş.
Hocam suyu nasıl vereceğim? Nasıl vereyim suyu? Önce ben kalkayım de. Kalkma sen yatıyorsun. Ve demire su verildi olmasın sonra. Nasıl? Ne? Fedon abi bir dakika. Suyu nasıl vereyim? Ha şey cebinizden çıkarıyorsunuz şey testiyi. Şey önce gelin Fedon abi deyin Allah ne olmuş olabilir bunlara acaba falan. Bir şey yapın etrafa bakın falan. Ne oldu bunlara acaba? Fedon abi gel neden bayıldıklarını anlamak için bir yoklama çekin. Niye bayıldın lan? Hayır öyle değil. Şey o uyuyor siz onu şey mesela kolunu kaldırıp koltuk altına gıdı gıdı yapın. Bakın bakalım normal baygınlık mı? Susuzluk baygınlığı mı? Normal. Evet. Peki. Kız gıdıklar. Arkadaşım ağzım kurudu yap. Neriman dur Neriman. Bunun kolunun altı kurumuş, ağzı kurumamış. Arkadaşım şey ağız kurulu göstersene adama. İnternetten örnek. Arkadaşım. Bence ben susuzluktan ölsem çok daha sağlıklı olacak. Arkadaşım karnından bağır. Su su ama ağzınla deme. Karnınla de. Hı. Aç ağzını da. Hocam ses yanlış yerden çıktı. Abi şey yok, yapın. O talkımı verdim ondan dedim. Evet hemen ağzına su dökün. Oturun başına. Olamaz olamaz. Suyu içtikçe uyanırsın. Uyanınca eğilin, eğilin. Fedon abi siz eğilin iyice. Burnuna kadar eğilin. Tabii eğilin iyice. Kalkar kalkmaz görünce aklın çıkar arkadaşım. Bana da öyle yapmayacak değil mi? Fedon abi yüzüne doğru eğilin. Sen kalktığında burun... Ya uyandım, uyandım. Hayır, uyandığında uyandım. Burun buruna gelip çok artık konuşacaksın. Artık uyandım. Bu devirde uyandım artık. Yat şuraya. Evet, Fedon abi yat. Bence beni sulu götürür, susuz getirir. O yüzden sağlamım. Ben... Hayır, hayır. Dur şimdi sen yat. Kız ölecek. Ha? Kız susuz. Yok, susuzluktan ölmez. Evet, ölüm. Arkadaşım. Ya hemen öldürmem ben onu. Evet. Süründürün. Sen şimdi gözünü kapa. Gözünü açtığın anda... Evet. Gözünü açtığın anda göz göze gelirsin çok korkarsın. Su mu vereyim gene? Bismillahirrahmanirrahim dersin. İspanya ne zaman İslamiyet'i kabul etti? Uzun bir süre mi uyudun be? Arkadaşım, Don Kişot'sun sen. Hay Allah. Ya korkuttunuz beni ama bak galiba beni ölümden de siz kurtardınız. Çok arkadaşım o sahneyi alamıyorum. Adam senin yüzüne eğilmiş bakıyor sen uyanıyorsun. Bismillah deyip zıplıyorsun. Ne oldu tükürdü mü sana? Yo hayat öpücüğü o. Evet Fedon abi bakıyorsunuz alayım bu sahneyi. Gördüğün anda bismillah deyip zıplayacaksın. Bismillah. Hayır sen değil abi. Nasıl öldüysem o bile şaşırdı. Abi sen değil. O ayılınca sana bakacak ve bağıracak bismillah diye. Evet. Hadi. Bismillah. Hemen mızrağın. Mızrağını çıkar arkadan. Ne yapayım? Hayır. Mızrağın neredeydi? Aa o çok bakar inanılmazmış. Sen de kimsin de? Sen de kimsin kız? Ha. Siz kimsiniz? Fedor abi siz abi, dervişsiniz. Abi. Elinizi kaldırın deyin ki dur benden korkmana gerek yok evlat. Dur. Benden korkmana gerek yok evlat. Ben Don Derviş yo. Baba. Arkadaşım. İkimizde de Don varsa babamdır. Ha? Aynı köylü olabilirsiniz sadece, baban değil. Ha. Evet. Ona sorabilirsin işte hangi köyden. Don Derviş o mu? Hangi köyden? Abi Kefeli köyden geliyorum. Ne oldu? Aklıma fıkra geldi onu düşünüyorum. Sonra... Arkadaşlar. Evet. Ne? Ne? Kefeli köyü mü? Evet. Hiç bilmiyorum orayı. Tam nereye düşüyor? Arkadaşım uzatma. De ki anam bizim panço gitti. Panço kız ya. Gitti. Vallahi. Panço değil mi? Panço Panza.
Ha, panço sansa gitti. Buna su vermek lazım ya. Arkadaşım! Sancho Panza. De ki, bir miktar daha suyunuz kaldı mı? Çok özür diliyorum. Sizi dinlemek istedim ama bir miktar daha suyunuz var mı? Orada yardımcı arkadaşım ölmek üzere. Suluyum ben de, su çok. Ama böyle vereyim suyu. Ezgi, sen de kalkınca çok kork. Ay! Amca, ne yapıyorsun? Su veriyorum, su. Sağ ol. Ay. Kalk şeye, Don Kişot'a. Senin yüzünden oldu Don. Senin yüzünden bunlar. Senin yüzünden oldu Don. Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Yanımıza bir bardak su almamışız, ölüyorduk. Ulan yardımcı sen değil misin? Bunu sen düşüneceksin. Ben mi düşüneceğim? Bordroyu da sen mi düşüneceksin? Ben düşüneceğim. Sen düşüneceğin şey var, benim düşüneceğim şey var. Ne bileyim, ben seni korumayı düşünüyordum. Bilmediğin şeye karışmayacaksın ya. Su getireceksin sen. Evet, Don Derviş yo. Sorun, çocuklar, bu çölde ne işiniz var sizin? Buyurun. Çocuklar, bu çölde ne işiniz var sizin? Ver romantik müziği. Arkadaşım, Dulcinea'ya bahset. Hayır, hayır. Dulcinea'dan bahset. Sayın Don Derviş, ben Dulcinea'nın peşinden gidiyorum. Hayır, öyle öyle girme ya. Öyle girme. Sen anlattıkça Sancho Panza ağlamaya başlar. Sen anlattıkça o hünkürür. Sen anlattıkça düşersin, o hünkürür. Biraz sonra gelelim mi sen, işi bitirdikten sonra? Hayır, ben ağıt yakmak için iyiyim. Evet, anladım, buyurun. Evet, göğsüne vura vura ağlarsın Sancho Panza. Ha. Evet. Sen değil, Pancho Sancho. Evet, buyurun. Pancho Pinçik. Ağzı. Tamam. Evet. Bizden sonra, şimdi romantik. Evet. Don Derviş şu. Belki size basit bir hikaye gibi gelecek ama... Ağzın açık kalır her cümlenin ağzın sonunda. Ağzın açık kalıyor. Hayır, hayır. Senin ağzın her cümlenin sonunda açık kalır. diye, evet. Ha? Sizin belki, değil ha. Belki... Kime ne olduğunu hiç anlamadım. Ben hikayeyi anlatırım. Sana oluyor arkadaşım. Sen ben ağlıyorsun. Hikayeyi Ezgi. Anlatır giderim. Beğenen beğenir. Beğenmedikleri bana kalır. Beni ilgilendirmiyor. Kimin ağzı açık kalmış. Kimin umurunda değil. Beni ilgilendirmiyor. Ben anlarım. Anlatırken hikayeyi mızrağı kullan. Mızrakla dans et. Evet. Dur, üstünden atlamalı bir şey. Hayır, hayır. O da arkadaşım ne olur ya. Evet Don Derviş yo. Belki size basit bir hikaye bir gelecek ama. Çok yürüdüm herhalde, Tarsus'a kadar geldim. Hayır. Evet, devam et. Çok evet. Güzel gidiyordu. Mükemmelsin Pançı Sançı. Lan bir çocuğu konuştur. Size belki basit bir hikaye gibi gelebilir ama hayatımın kadını olan Dulcinea'nın peşinden gidiyorum. Hain kral onu aldı ve benden çaldı. Vay vay vay. Fedun abi, sana ne oluyor? Ne bileyim, bana da bir şey oldu. Sen dervişçiyorsun. Evet arkadaşım, Dulcinea o mızrak, tamam mı? Onunla dans ederek konuş. Evet. Dulcinea öyle bir kadın ki... her savaşçının... benim pantolonum düşüyor da çok dönmek istemiyorum. Çocukları çıkaralım isterseniz. Evet. Dulcinea öyle bir kadın ki... çok zayıf. Her savaşçının, her erkeğin ömür boyu arzu edeceği bir insan. Yuva kurmak için birebir, sevmek için birebir, ölüm için birebir. İşte bir erkeğin arayacağı kadın Dulcinea. Mızrak gibi kadın. Mızrak gibi kadın. İki dakika hemen tetanoz aşısı olup geliyorum. Arkadaşım gel buraya. Ve sonunda dudağını koymadan önce, dizine koy Dulcinea'yı. Ta öpmeden önce şöyle de. Onu bulmam lazım Don Derviş. Onu bulmam lazım. Ve ona duygularımı anlatmam lazım. Ve ona duygularımı anlatmam lazım. Bana diyor değil mi? Evet. Don Derviş yo, o sırada bir adım öne gelir. Ve ben de mızrağı tutsam. Ve onun duygularını bir şarkıyla anlatmasına yardımcı olur. Bir adım daha geleyim. Mızrak gibi kadın, kıymetini bil. Seviyorum onu. Seninle olamazdık biliyordum. Bile bile yine seni seviyordum. Yollarımız bir değildi seziyordum. Şimdi neden
neden canım bu özlem? Hazır mıyız? Aşığım yanımda olamazsan da, aşığım sana dokunamazsam da, geri dönüş olmasa da, aşığım yanımda olamazsan da, aşığım sana dokunamazsam da, sonsuza dek aşığım. Teşekkürler. Çok duygulanır, gider Don Derviş'e sarılır. Git Don Derviş'e sarıl. O sırada Ezgi, sen de onlara doğru yürürken Sancho Pancho görmediği bir tuzağa, çukura düşer. Düş çukurdan içeri. Onlara doğru giderken. Arkadaşım, söyle. Sancho Pancho nereye gitti? Nereye gitti ya? Düştü. Hadi yoldayken uzaklaşalım. Arkadaşım! Hemen telaşa kapıl, söyle. Don Dervişo, burada bir adam vardı, yardımcım. Don Dervişo, burada benim yardımcım vardı. Nerede? Kötü yola düştü. Çukura düştü. Tamam, çıkardım. Çukura düştü. Hayır, dur. Mızrağın ucunu ver. Bana değil, kıza ver. Sancho Pancho'ya ver. Sancho Panza. Pancho Sanza. Efendim, dim. Ben ona Sancho Panza desem de o kendini Pancho Sanza. Nasıl bir karışıklık? Sancho Panza. Efendim, dim. Efendim, şimdi mızrağın ucunu uzatacağım. Yakala onu, seni yukarı çekmeye çalışacağım. Don Dervişo, siz de gidin. Hayır, benim sopam daha sağlam, onu tut deyin. Hayır, benim sopam daha sağlam, onu tutun. Ben burada yaşayacağım, cam. Ama... De. Sopru. Ama sadece bambu. İşte bu. İşte o yüzden ben yardımcı olayım. Evet, haydi tutar bakalım. Tut mızrağı. Tutmayacağım, cam. Ya tut mızrağı, kendini yukarı doğru çek. 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 Bu daha sağlamdı, Evet, şimdi alın atlarınızı. Don Dervişo şimdi onlara bir konuşuyor. Don Dervişo diyor ki, senin derdin kralla değil, senin derdin kendinle. Söyleyin. Bana olabilir. Kime diyeyim? Sancho Panza'ya olabilir. Senin derdin... Hayır, Don Kişot'a. Abi ışık gelsin biraz, çok kapatınız. Don Kişot'a söyle. Ha, senin derdin kendinle değil, senin derdin benle. Senin derdin kralla değil, senin derdin kendinle. Ne oldu? Hocam bir karar ver Allah aşkına. Zaten senin elim ayağım titriyor. Senin derdin kralla değil, senin derdin kendinle. Senin derdin dert midir? Benim derdim yanımda. Yani o hale getirdi. Yani hocam ya. Yani öldürdün ya. Yani Pancho Sancho ya. Buyurun Fedor abi, söyleyin. Evet. Senin derdin kendinle. Senin derdin kendinle. O yüzden sana önerim, şu görmüş olduğun şeyler yel değirmenleridir senin düşmanın. Onun için gördüğün şu yel değirmenleri... Yel değirmenleri havada ama. Böyle. Senin düşmanın... Havan tipi. Tamam. Senin düşmanın yel değirmenleridir der. Senin düşmanın yel... Göster yel değirmenlerini. Göstereceğim yerini. Nerede? Prodüksiyon yel değirmeni getir. Afur? Yok. Prodüksiyon. Prodüksiyon. Nerede? İçeriden. Prodüksiyon getiriyor. O ne lan öyle? Artık bu kadar da basite kaçılmaz. Prodüksiyon, onu koyun. Piyanonun üstüne koyun. Daha heybetli görünür. Evet, müzisyen, onu bir yere tak, çalıştır. Abi ne? Evet, şimdi söylüyorsunuz Fedon abi. Senin derdin kendinle değil, koş yel değirmenlerinle savaş. Senin derdin rızıkla değil, koş del belleriyle savaş. Anladın. Senin düşmanın yel değirmeni. Divini.
Arkadaşım sen de... Dili varmıyor. Tamam, hırslan, hırslan. Haklısınız. Bu dediğinizi yapacağım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Don Juan de... Don Derviş. Evet. Don Derviş. Ve benim biraz siesta yapmam lazım deyip ağacın dibine çökersiniz abi. Ha, ha? Biraz siesta yapmam lazım deyip ben ağacın mi? Dibine çökersiniz. Ha. Ha. Evet abi. Orada şapkasını indirir. Aa, Derviş çukura düştü. Ben çıkarırım, ben çıkarırım. Sen düş. Evet arkadaşım, evet. Şimdi Sancho Panza ve Sancho'yla hırslanın birbirinize. Bana değil lan, şey... Siestası böyleyse... Sancho Panza, benimle birlikte misin? Evet. Düşmanlara karşı savaşacağız. Evet. Metin ol. Olacağım. Can? İnşallah horluyordur. Türkçe siesta bu. Evet. Evet, şimdi hazırlanıyorsunuz. Müzik yavaş yavaş yükseliyor. Yüksel müzik. Yalla! Koşarken onun atı senin atına takılır. Takılın atlar birbirine. Ay! Lan atın atına takılsana! Arkadaşım! Dur dur, vantilatör çalışıyor ya. Dur, kurban olduğum, dur. Arkadaşım! Gel, gel, gel. Sen çok fazla gel, gel. Arkadaşım, benim. Siz onlara saldıracaksınız. Kıyamam. Niye? O bizi serinletiyor. Arkadaşım, gel öne, gel. Gel öne bir dakika. Tut Fedon abinin elinden. Sahne önüne getir. Büyük alkışlarla. Fedon! Teşekkür ediyorum. Bir gelin yan yana, bir gelin ya. Allah aşkına gelin. Arkadaşım, gerçekten içimdeki hisleri söyleyeyim mi? Sonra mesaj atsana. Seni yatırıp orada mızrakla vura vura dövmek istiyorum. Ama... Ben sana diyorum ki yel değirmeni, seyirci inanıyor. Sen gitmişsin önüne, geçmişsin, mal gibi serinliyorsun. Yaratıcı olmak. Lan bundan daha güzel yel değirmeni olur mu? Bu kadar hızlı dönen yel değirmeni olsa enerji problemimiz kalmaz. Müthiş bir alet. İyi elleniyor yani. Sen niye böyle yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Şimdi olay farklı gelişti. Ne oldu da farklı gelişti? Birden bir serinlik geldi oradan. Oraya koşasımız geldi yani. Çünkü Ezgi, bak sen ilk geldiğinde böyle değildin. Sen çok iyi bir kızdın. Ben ne dediyseniz yaptım. Hayır, sen bunun arkasından gidiyorsun Ezgi. Ey, atları çarpıştırın dediniz. Yokladım bir iki kez. Sen hissettin mi? Hissetmesi gerekir. Yokladım çünkü. Arkaya gidip ağlarım yoksa. Tıraş ol sahneye. İşiniz gücünüz, pislik, terbiyesizlik, şımarıklık, şakalar. Ezgi göster seyirciye. Ezgi mola. Fırat Parlak. Teşekkür ederim. Özer Atik. Ayağınıza sağlık. Thank you.
Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım.